Yok, ondan mı bakarsın? Tava alayım, masanın üzerine koyayım. Şimdi oradan şey edeceğiz, onlar... Şimdi şey yapmayacaksınız ama hocam. Hani böyle çalışırken anlat. 20 saat, 25 ile 30 saat arasında burada duracak bu. Çalışmayı çok sevdiğim için hayvancılık yapıyorum. Hayvancılığın her çeşidi tabii. Son zamanlarda ülkede hayvan ve tarım alanında biraz sıkıntı gördüğüm için böyle bir yola tevessül ettim. Gördüğünüz gibi kendi otumu, kendi yemimi kendim üretmeye başladım. Burada herkese şiddetle tavsiye edeceğim bir durumdur. Örneğin 100 liraya mal ettiğiniz bir yemi bu şekilde 40 liraya mal edersiniz. Yani %60 kazancınız var. 100 liraya mal ettiğiniz bir hazır yemden atıyorum birim olarak 100 protein alıyorsanız 40 liraya ürettiğiniz bu yemden 600 protein alıyorsunuz. Bura işin en can alıcı noktası. Daha önce ben ahırıma ineklerimi salmaya giderken bunları bu yemi vermezden önce bir kap süt alıp geliyorduk. Bunu vermeye başladıktan sonra ikinci kap dolmaya başladı. Herhalde bu gidişte üçüncü kaba da bizi götürecek. Bunun yapımı çok kolay, çok basit. Bize önce bir karanlık yer lazım. Karanlık yerde tohumlamaya bırakacağız. 25-30 saatten sonra da bunları tavalara dizip yine karanlık bir yerde 24 saatte bir gün daha bekletmek zorundayız. Beklettikten sonra bu arada da günde 3 veya 4 kez ıslatmayı unutmayalım. Sonra onlar kendi kendine büyümeye başlıyor zaten Allah-u Teala'nın izniyle. Seranızda da 3-4 bölüm olacak. Örneğin atıyorum 10 günlük var burada, 5 günlük var, 6 günlük var, 4 günlük var, 2 günlük var. Bunlar sırayla şey ediyor, bir taraftan bitiyor, bir taraftan yetişiyor ve hayvanlara veriyorsun. 15 metrekare yerden ben yarısını kullanıyorum, ayda 2 ton yem elde ediyorum. 6 tane hayvanım var, yemler terekte kaldı. Bekliyorum hayvanları şey etsin, bitirsin de bunları yine onlara vereyim diye. Diyelim fazla geldi, zaten 10 günden sonra bunları al dışarı bir bahçeye, herhangi bir yere beton üzerine serin, orada da sulayın. Tekrar orada gelişimine devam eder. Tekrar raflarınızı dolu, her zaman dolu tutun. Ülkenin hayvancılığı ve tarımcılığı hem tarım hem hayvancılık. İkisi de bir anda bundan kalkınacağına %100 eminim arkadaşlar. Ben özel eğitimini veriyorum bunu. Gelsinler. Çok geliyor. Günde 2 defa, 3 kez gelenler var. Telefonla arayanlar var uzak yerlerden. Ben motorumun arkasında okuyorum pastalarımı. Gidiyorum anlatıyorum gördüklerime. Bir şekilde bu tutacak yani. Bu tutmaması için hiçbir sebep yok. Tutması için çok sebep var. Tutmaması için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Herkes bunu yapmak zorunda. Devletten iş beklemeyin. Kendi işinizi kendiniz kurun. Aha size mükemmel bir iş. Hadi. Ama diyeyim.